Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde klasik gitar oturuş ve tutuş pozisyonunu anlatacağım. Öncelikle kolçaksız bir tabure veya sandalyenin mümkün olduğu kadar ucuna oturuyoruz. Ayaklık vasıtasıyla sol ayağımızı yükseltiyoruz. Ayaklık yerine büyükçe bir kitap veya bir kutu da kullanabilirsiniz. Ayaklık vasıtasıyla yükselen sol bacağımın iç kısmına gitarımın sol bel kısmını yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bacaklarımı, yani sağ ve sol bacağım yardımıyla gitarı taşıyorum. Gitarı daima bacaklarınız taşıyacak arkadaşlar. Çünkü elleriniz, sağ ve sol eliniz gitarı çalacak. Gitarı ellerinize mümkün olduğu kadar taşıtmamaya çalışın. Ardından ne yapıyoruz? Gitarın sağ bel kısmına, yaklaşık sağ bel kısmının 4 veya 5 parmak açığına sağ kolumun orta kısmını koyuyorum ve klavye üzerinden çıkan siyah bir çıkıntı var, dikkat ederseniz. Yani biz buraya balkon deriz. P parmağımızı balkona veya 6. tele koyuyoruz. Yukarıdan P parmağıyla İMA parmağına bakıldığında X gibi bir şekil görmeniz gerekmekte. Yine sağ el pozisyonu için de yapılan çok büyük hatalardan biri sağ bilek iç kısmının ön kapağa yapıştırılmasıdır arkadaşlar. Bu sizin tekniğinize çok olumsuz yönde etkileyebilir. Yapmanız gereken şey buradaki balkon veya 6. tele P parmağınızı koyduktan sonra sağ bileğinizi hafifçe dışarı doğru bükmektir. Ve sağ bileğinizin iç kısmıyla ön kapak arasında üçgen bir boşluk yaratmanız lazım. Yani ben buradan baktığımda mesela ayakkabımı, sağ ayağımdaki ayakkabıyı görebiliyorum. Siz de bu boşluğu daima bunu kontrol ederek sağlayabilirsiniz. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Ardından sol elimiz için neler yapmamız lazım? Sol dirseğimiz vücudumuza, belimize çok fazla yapışmayacak. Birazcık belimizden açıkta tutacağız. Sol baş parmağımızı klavyemizin birinci fretinin, bakır yani metal çubuğunun tam arkasında dik ve diri bir şekilde sol el P parmağını, sol el baş parmağını tutuyoruz. Baş parmak asla düşmeyecek, buradan çıkmayacak, kırık bir şekilde durmayacak. Diri ve dik bir şekilde duracak arkadaşlar. Sol parmaklarımız tellere yakın duracak ama asla çarpmayacak. Mümkün olduğu kadar yakın ve dikkatli bir şekilde tutmanızı öneririm yine. Bunun dışında sağ ve sol elinizin içerisinde ufak bir top veya küre olduğunu düşünebilirsiniz. Daima bu pozisyonunuzu korumaya çalışın. Yani klasik gitar oturuş ve tutuş pozisyonu kulağa ve göze biraz kolay gibi gözüküyor ama aslında çok uzun sürede oturabilen bir alışkanlık ve çok uzun sürede kişi kendisi için en rahat ve sağlıklı duruşu yapabiliyor. Bu duruş genelde popüler kültür içerisinde çok da yer almayan, doğru görülen bir tutuş ve oturuş pozisyonu olduğu için genelde öğrencilerden işte bu duruşu veya tutuşu gereksiz olan olarak gören arkadaşlar da çıkabiliyor. Ama arkadaşlar bu yüzyıllardan beri gelen en sağlıklı klasik gitar oturuş tutuş örfü adeti diyeyim. Yani akademik bir yaklaşım olarak günümüze kadar sürülen en verimli insan fizyolojisine, insan metabolizmasına ve klasik gitarın renklerine, olanaklarına en uygun oturuş ve tutuş pozisyonu budur. Bu yüzden biz de eğitimimiz içerisinde bu oturuş ve tutuş pozisyonu sizlerden isteyeceğiz. Genel olarak oturuş tutuş pozisyonu dersimizde anlatacaklarımız bunlar. Hepinize teşekkür eder. İyi dersler.